Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım Müslümanlar arası hukuk. En son kaldığımız hadis 229 nolu hadis. Va'an Ebi Katade'te, Ebu Katade'den geliyor. El Haris ibn Rebi'in, El Haris bin Rebi radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnni le'ekûmu ila salâti. Ben bazen namaza duruyorum. Ve uridu en utavvile fîhâ. Ve istiyorum ki uzun uzun kılayım. Baştan kıyama durduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içten duyduğu bir heves ile uzunca bir rekat namaz kılmayı temenni ettiği anlaşılıyor. Baştan niyeti böyleyken fe esma'u buka as-sabiyyi, ama sonra namaz esnasında bir sabinin, yani bir küçük çocuğun ağlamasını işitiyorum. فَأَتَجَوَّزُ ف۪ي صَلَاتِي. Küçük çocuğun ağlamasını duyunca namazımı kısa tutuyorum. كَرَاهِيَتَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ. Çocuğun annesine sıkıntı vermek endişesiyle namazımı kısa tutuyorum. رَوَهُ الْبُخَارِيُّ. İmam Bukhari bu hadisi rivayet etti. İmam Nevevi'nin Müslümanlar arası hukuk bahsi içerisinde böyle bir hadise yer vermesi, bizatihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imamlık yaptığında, ümmetinin önüne geçip onlara namaz kıldırdığında, onların durumunu gözettiğine dair ciddi bir bilgi veriyor. Dolayısıyla nasıl olsa namaz kılıyoruz. Çok önemli bir ibadet. Ve dolayısıyla ne kadar çok yapabilirsek, ne kadar uzatabilirsek o kadar iyi gibi bir yaklaşım sergilemeyip, insanların zorluklarını dikkate aldığı, yaşlısıyla, küçüğüyle, erkeğiyle, kadınıyla uzun süre ayakta duramayacak kimseler hatırına gelince yahut onlara dair arkadan bir ses işitince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rekata başlarken düşündüğü, niyet aldığı uzun kıraatinden hemencecik vazgeçtiği anlaşılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin esasen bize bu konulara yaklaşımını son derece açık bir şekilde ifade ettiği için bu rivayet önemli. Zaten Allah'ın Resulü başkaca yerlerde insanlara imamlık yapan kimselere de aynı tavsiyede bulunmuş, kolaylaştırmalarını, zorlaştırmamalarını emretmiştir. O bakımdan dini ibadetlerde zorluğu esas alan ve zaten zor olmalı ki anlamlı olsun, sevaplı olsun, zor olmasının, güç olmasının, sıkıntı doğurmasının aslında onun iyiliğinin, güzelliğinin, ecrinin, sevabının bir alameti olacağına dair düşünceyi insanlar başkalarına dayatamazlar. Toplu halde kılınan bir namazda başkalarının durumunu gözetmek durumundadırlar. Dolayısıyla namazı ağırlaştıracak, süresini uzatacak bir biçimde imamlık yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımıyla uyumlu olmaz. Allah'ın Resulü kolaylaştırıcı olmayı, sevdirmeyi, nefret ettirmemeyi emretmiştir. Bu okuduğumuz rivayette de bunu bizatihi kendisi uygulamış ve ardında duran
herhangi bir kadının çocuğuyla baş etmeye çalışırken yaşayacağı zahmeti düşününce hemen namazını kısa kesmeyi uygun görmüştür. Ve bizatihi bunu, yani kendi iç düşüncelerini bize açık ederek, bize anlatarak ümmetinden kıyamete kadar gelecek bütün insanlara, bunlar içerisinde imamlık yapacak ve bu sorumluluğu üstlenecek kimselerin aynı şekilde titizlik göstermeleri gerektiğini ifade buyurmuş oluyorlar. Bir kimsenin kendi başına kılacağı namazda ise kıraat edebildiği kadar, okuyabildiği kadar, aşırıya kaçmaksızın bolca kıraat etmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı nafile namazlarda yaptığı gibi uzunca Kur'an tilavetiyle namazını süslemesi ve derinlikli kılması son derece yerinde olur. Ancak bu da belli ölçülere tabidir. Başkasına zarar vermiyor diye kendi başına yaptığı ibadetinde hiçbir ölçü olmaksızın uzatabileceği anlamına gelmez. Allah'ın Resulü buyurdu ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّ. Allah Azze ve Celle bıkmaz, siz bıkmadıkça. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'a karşı bir bıkma yarışı içerisine girercesine ibadetini uzatamaz. Kendisini bıktıracak, tahammülü mümkün olmayan, hayatın akışını aksatacak bir şekilde ibadetini hayatında yük haline dönüştüremez, dönüştürmemelidir. Bu açıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsüne dikkat etmeli, onun uzattığı sınırlara dikkat etmeli ve bunların da ötesine geçmemelidir. Dolayısıyla ibadette doz aşımı anlamına gelecek, onun ölçüsünü kaçırmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha ileriye taşımayı, namaz ibadetinde olur, oruç ibadetinde olur veya başka meşru ibadetlerde olur, bunlardan hiçbirinde Resulullah'ın ölçüsünü aşmak hoş ve güzel bir tutum olarak görünmez. Bu yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına olan ibadetlerinde dahi bazı ashabının hayatlarını zorlaştıracak şekilde zühde yöneldiklerini görünce onları çağırmış ve onları uyarmıştır. Söz gelimi bunlardan Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ı tuttuğu oruçlar ve uzun uzun kıldığı gece namazlarıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çok beğenmemiş, aksine bunları azaltması gerektiği hususunda kendisini uyarmıştır. O bakımdan dinin kolay ve yaşanılabilir olan tarafını kişi kendi özel hayatında dahi aksatmaya yol aramamalıdır. Bunlar bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin icra ettiği, yaşadığı ve gerçekleştirdiği ibadetler açısından böyledir. Onun hiç yapmadığı herhangi bir şeyi ibadet olarak Allah'tan belli bir sevap beklemek maksadıyla yapmak ise bu çerçeveyi taşan bir durum olur ki bu da kişiyi daha fazla iyi kılmaz, aksine kötüleştirir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yabancılaşmak esasında onun dini hayatından ayrı düşmek ve farklı olmaktır. Onun bizatihi yaptığı ibadetleri bile onun yaptığı ölçüden daha fazlasını yapmak hoş değilken onun hiç yapmadığı şeyleri yapmak ise bid'at olarak isimlendirilmiştir. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.